aldıkça kaçan ateş böceğim misin? Abliko! Bak neler aldık sana. İstediğin her şeyi aldık. Hatta moralin düzelsin diye bak sana ne aldım. Aç bakalım beğenecek misin? Hemen yukarı çıkıyorsun hemen. Hemen valizini topluyorsun ve o bileti yakmıyorsun. Hadi çabuk 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 hadi. Ay yok, hayatta seni böyle bırakıp gidemem. Ya hemen gidiyorsun dedim ya. Aa yeter burayı karıştırdın. Biraz da Ferda'yı karıştır. Oley be, sağ ol teyze. Ay yok, vallahi de gidemem, billahi de gidemem. Ya Handan, ama şoför kızın evine gidebiliyorsun değil mi şekerim? O zaman ona gittiğin gibi Amerika'ya da git, orayı da karıştır bakalım. Karıştır anne, karıştır. Altın üstüne getir Amerika'nın. Ay ne oluyor canım? İki gündür yiyip bitirdin beni. Ne olur yani aslında evine gittiysem. Hem çok seviyorum ben o kızı. Ya Handan, anlamıyorsun değil mi? Yani anlamıyorsun. Yani bir patronun teyzesi bir şoförün evine gidemez. Ay! Ay delireceğim şimdi. Ah, ah, ver. Ver şuradaki değneği ver. Ver değneği ver. Dur, ver çabuk değneği ver. Ben ya. Ver değneği ver. Ver bana bak. Yürü. Geberteceğim seni. Çekil. Çekil şuradan. Çekil diyorum. Çekil. Çekil. Çek çabuk yukarı. Ay kadın delirdi ayol. Asıl deli olan sensin. Bacağını kıracağına kafanı kırmışsın bence. Çık çabuk hazırlan. Çabuk. Teyze çak be. Vallahi bir çakarım sana şimdi. Çık çabuk yukarıda hazırlan sen de. Çabuk hadi. Aa, öf be. Ya, utanmadan azarladı beni. Şoför kızı tepemize çıkardı. Ya ben nerede hata yaptım Sızıka? Bence siz doğru ipucunu buldunuz İlayda Hanım. Bilmiyorum. Barış bildiğimiz barış işte. Tozsuz inci tanesi. Her şey eksiksiz, tertemiz, taslamam. Okulda da böyleydi zaten. Eğer ortada bir sır varsa bizim karanlık yerlere bakmamız gerekiyor. Ne karanlığı? Barış Bey'in dava dosyalarını gözden geçirsek belki de bir yerde hata yapmıştır. Ah, Barış her şeyi kuralına göre oynar. Davadan hiçbir şey çıkmaz. Gözümün önünde ama göremiyorum. Bir avukatla şoför bir kız arasında sır olabilecek bir bağ. Avukat, mahkeme, dava. Şoför, araba, ehliyet, kaza. Alo Melih. Ha tamam. Tamam sağ ol. Hastanede ya da karakolda falan yokmuş. En azından bu iyi bir haber. Evet. Sibel'in verdiği adres de şuradaki ev. Şimdi önce kızın evde olup olmadığını öğrenmek lazım. Eğer evde değilse Teo almıştır. Ama evdeyse o zaman Teo'ya bir şey olmuş demektir. Tamam. Ben gidip soruyorum o zaman. Hayırdır? Gidip Merve evde mi diye soracağım. Evdeyse ne yapacaksın? Eğer Teo'ya bir şey yaptılarsa senin onu aradığını anlarlar. Sen burada kal. Ya Barış Bey, ya sanat öğrencisiyim diyeceğim. Yani İstanbul'daki galeriye resim vermek istiyorum diyeceğim. Asıl siz ne diyeceksiniz? Merve ile alakanız olmadığı çok belli. Tamam ama en ufak bir sorun fark edersen bana bağıracaksın. Söz mü? Söz. İzliyorum seni. Sakın gözden kaybolacağım bir şey yapma. Tamam dedim ya Barış Bey. Merak etmeyin. Ne var? İyi günler. Ben Merve'yi arıyordum da burada mı acaba? Yok Merve. Yok Merve. Yok, yok Merve. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum. Gel gir, içeride bekle.
Aa yok sağ olun. Babam gel bekliyor. Şey, bir iş vardı da çok para getirecekmiş. Ben onun için arıyordum Merve'yi. Neymiş o iş? Şey, ya bizim işler işte bilirsiniz. Ne olacak bizim işler? Bekle. Aslı yürü gidiyoruz, benim gözüm tutmadı bu adamı. Barış Bey ne yapıyorsunuz ya? Kimisinin de başı belaya girecek şimdi. Yürü dedim Aslı, söz dinle biraz. Kızım. Merve'yi arayan siz misiniz? Evet, evet teyzeciğim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Buraya gideceğim diyordu arkadaşlarıyla. Bir bakın isterseniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir şey değil. Ne verdi, davetiye mi? Yürü Agata, yürü. Yolda bakarız. Nasıl uyudum ben senin aklına? Ya adam bir şey yapsaydı? Ya Barış Bey, adam gündüz vakti ne yapacak bana sizde? Aslı adam sapık mıdır, manyak mıdır nedir belli değil. Herkesi sen kendin gibi zannediyorsun. Adam evine çağırdın da o yüzden gitmedim zaten. Adam seni içeri mi çağırdı? Bir de sen bana uzaktan el kol yapıp gelme diyorsun Aslı. Ama işe yaradı Barış Bey. Yerlerini öğrendik. O teyze ne verdi size? Düğün davetiyesi mi o? Ne bileyim işte düğün diyor. 3 günlük kamp diyor. Annesi kızın arkadaşlarıyla gittiğini söyledi. Teo o yüzden kıstıramadı bence. O zaman hala takiptedir. Oraya mı gidiyoruz o zaman? Evet Aslı, oraya gidiyoruz. Umarım bir terslik yoktur. Orada bir yere saklanmış kızı almayı bekliyordur. Bence öyle. Orada bulacağız onları bak, görürsünüz. Hatta Teo da kızacak bize, siz niye geldiniz diye. Of, bilmiyorum Aslı, bilmiyorum. Yani bu kadar saattir Teo'nun beni aramaması hiç normal bir şey değil. Barış Bey, bir terslik var. Ben niye bu koltukta oturuyorum? Arabayı ben kullanıyorum ondan. Tamam, ben de onu soruyorum işte. Niye arabayı siz kullanıyorsunuz? Çünkü laf dinlemiyorsun Aslı. Orada oturacaksın, hiçbir şeye karışmayacaksın. Kamp alanı. Tamam, yol buraya kadar. Bundan sonrasını tırmanacağız. Siz tırmanabilecek misiniz? Yani tepedeki paniğinizi düşününce alışık değilsiniz herhalde dedim. Dün tepede okuldan kaçan bir çocukla uğraşıyordum da o yüzden. Hadi yürü. Barış Bey. Hah. Bir kapıyı açar mısınız? Açayım. Heh, yanımıza bir su falan alalım değil mi? Aslı sen kalıcısın galiba burada. Öyle demeyin Barış Bey. Yani ne kadar yürüyeceğiz, nereye varacağız belli değil. Ama tamam da çok fazla şey alıyorsun. 5 dakika sonra ağır oldu diye atmaya başlayacaksın. Alma o kadar şeyi. Ölüyorum susuzluktan derseniz vermem ama suyumu. Ağır oldu diye ağlamaya başlarsan taşımam yalnız, söyleyeyim. Ben bu laftan sonra öleceğimi bilsem de ağlamam zaten. Bu saatten sonra bunu da size vermem. İyi peki, hadi.
Vallahi çantayı ben vermedim. Kendiniz aldınız. Kayıtlara böyle geçsin. 3 dakikada bir mola veriyordun Aslı. Gece yarısı mı çıkalım yukarı? Ama abarttınız Barış Bey. Alt tarafı 2 kere durdum. 6 dakikadır yürüyoruz çünkü. Siz de şaşırttınız beni yalnız. İyi tırmanıyorsunuz. Bir ara dağcılık yapmıştım. Ondan... Gerçekten mi? Senin kadar olmasa da ben de sürprizlerle doluyumdur. Bir su ver bakalım daha aslanı. Buyurun su. Bana alma dediğiniz. Hani senin taşıyacağını söyledin ama benim taşıdığım. Aman fırsat buldunuz kaçırmayın. Teo temkinli çalışır. Hele bu Sibel olayından sonra daha dikkatli davranıyordur şimdi. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Gidip çocuğun işini bozmayız inşallah. Orada olsun yeter ki. Bozmayız bir şey. Hadi gidelim. Gel şöyle. Valizler falan hazır değil mi? Yani öyle bir eksik falan yok. Vizemize. Hiçbir problem yok. Bak son anda bir problem çıksın istemiyorum ha ona göre. Yani ilk bir aslında evine gittim yani böyle sürgüne gider gibi. Ay açma o konuyu. Bak sinirlerim tepeme çıkıyor gene. O zaman hemen ben bir konu açayım. Müjdemi isterim. Ben artık adam oluyorum. Ne demek o öyle? Teyze. Ben eğlenilecek değil, evlenilecek adam olmaya karar verdim. Artık gündüzleri sizinle kanepede pineklemek, geceleri partilemek istemiyorum demek. Ay tatlı ama oluşum sende ya. Sen bizimle mutlu değil misin yoksa? Değilim anne ya, çok sıkıldım. Aa Hakan, bak bakayım sen bana. Aa sen yani artık anasının kuzusu olmak istemiyor musun? İstemiyorum teyze. Ben de artık Barış abim gibi olmak istiyorum. Adam olmak istiyorum. Aa, aferin sana, bak bakayım. Sen ciddisin. Vallahi çok ciddiyim teyze. Aa, ay oğlum ya senden bunları duydum ya. Artık ölsem de gam yemem yani. Gel bakayım buraya. Gel bir sarılacağım sana gel. Aferin. Aferin 10 numara yıldızlı aferin. Aferin oğluma aferin. Handan. Oğulcuğun artık adam oluyor. Üzülmen değil sevinmen lazım. O zaman ben gideyim bir valizimi toplayayım. Sonra arada bir sevinirim, tamam mı? Allah Allah! Yani sanki çocuk serseri oluyorum dedi ya. Üzülme sen Hakan'cığım, üzülme. Çok doğru bir karar verdim, ben arkandayım. Başarabilirim değil mi teyze? Tabii ki başarabilirsin. Yeter ki iste. Aslansın be. Çak teyze. Çak! Ben o zaman artık Amerika'ya da gitmeyeyim. Burada kalayım ha teyze. Çak! Sen Amerika'ya git, dönüşte adam olursun. Teyze ya. Barış Bey'in son 3 aydaki bütün davalarının dosyaları. Bu kadar dosyayı nasıl inceleyeceğiz Sıdıka? Bugünkü bütün işlerinizi iptal ettim İlayda Hanım. Bulmadan çıkmayacağız buradan. İşte bana bunlarla gel. Hadi bakalım. Ver şunu bana. Orada. Kız buradaysa Teo çevrede bir yerde gizlenmiş. Kızı gözetliyor demektir. Kız sizi görse ne olacak Barış Bey? Hiç karşılaşmadık ki. Ben fotoğraflardan tanıyorum onu. Ama görünür de yok. Mecburen gidip soracağız. İyi de çok aykırı duruyoruz Barış Bey. Nasıl çaktırmayacağız? Ne diyeceğiz gidince? Yani burada olmamız çok saçma bence. Seni biraz onlara benzetebiliriz bence. Tamam. Ben de
Merve'nin bir arkadaşını tanıyorum diyeyim. Ona düğünden bahsetmiştim mesela. Senin böyle şeylere hevesli olduğunu, yolda giderken tutturduğunu söyleriz. Çiçek çocuklara mı hevesliymiş? Ne bileyim Aslı, kır düğünlerine falan. Ha, anladım. Peki siz ne alaka? Yani niye yanımdasınız? Beni sen sürükledin. Zorla getirdin yani. Sevgilim olarak bana mesaj vermeye çalışıyorsun deriz. Ne mesajı vermeye çalışıyormuşum? Aslı düğünde ne mesajı vereceksin? Biz de böyle evlenelim mesajı. Ha. Tamam. Tamam mı? Benzedin mi onlara? Bir bakayım. Bir saniye. Şimdi oldu. Barış Bey! Aa, bir şey soktu, bir şey ısırdı Barış Bey. Ay, çok acıyor. Aslı dur, sakin ol, çırpınıp durma. Ay. Aslı gel otur şöyle, otur. Otur şuraya. Göster bakayım nereyi ısırdı. Burayı, nasıl girdi bu buraya? Evet, bir şey ısırmış. Çok kaşınıyor. Sen ilaç falan koydun mu? Yok, bagajda yoktu. Aslı kaşıma, zehri dağıtıyorsun. Ama çok kaşınıyor Barış Bey, dayanamıyorum. Aslı dayan biraz. Hadi gidip ilaç bakalım, gel. Aslı, iyi misin? Barış Bey, bacak yok. Nasıl yani? Hissetmiyor musun? Hissetmiyorum. Ayak da yok. Ne yapacağız Barış Bey? Bu böcek bayağı zehirliydi galiba. Dur dur, tamam. Bunlar teşkilatlı gelmiş. Onlarda kesin ilaç vardır. O zaman siz gidin, ben bekleyeyim. Yürüyemeyeceğim Barış Bey. Olmaz Aslı, bırakmam seni. Ay, Barış Bey, ne yapıyorsunuz? Beklerdim ben. Aslı, burada kimin ne olduğu belli değil. Bırakamam seni. Şimdi burada yemin edeceğiz. Sonra Ulaş beni kucağına alıp köprünün üstünden geçirecek ve evlenmiş olacağız. Birileri bizden önce evlendi. Arkadaşlar siz kimsiniz? İlaç var mı? Bir şey ısırdı da. Ne? Aa, gelin oturun ya şöyle. Antiseptik var mı yanınızda? Ulaş, hayatım sirke ve buz getirir misin? Bakayım. Şurası. Aa, anafen sokmuş ya, korkma. Yani biraz uyuşur geçer. Bir iki saatte yürüyemezsin. Ne? Ay tüh. Siz Ulaş'ın davetlileri misiniz peki? Ha. Yok, biz davetli değiliz. Merve'nin bir arkadaşını tanıyorum da ben. O bahsetmişti bana bu düğünden. Ben de tutturdum, illa gidelim, ben görmek istiyorum dedim düğünü. Sevgilim benden böyle bir düğün istiyor da. O yüzden geldik. Umarım bizi kovmazsınız. Aa, olur mu hiç ya? İyi ki geldiniz. Bizim düğün de amma yayılmış. Dün de İstanbul'dan bir çocuk geldi meraktan. Aa. Tek başına mı geldi? Kimmiş peki? Ya düğün organizatörüymüş. Bizim düğünü duyunca ajanlık yapmaya gelmiş. Konsept yaratacakmış kendine. Aşkım gördün mü? Ne güzel oldu. Biz de organizatörle anlaşalım. Bize de böyle bir şey yapsın. Aynı böyle bir konsept. Adı neymiş peki çocuğun? Ya ne bileyim, Merve daha çok ilgilendi onunla zaten. Siz gelince ona sorun en iyisi. Merve nereye gitti ki? Alışverişe gittiler. Sizin organizatör de onunla beraber gitti zaten. Bir iki saat oluyor. Hı. Kalabalık gittiler yani. Tabii canım, taşınacak onca şey var. Merve nasıl taşısın tek başına? Neden sordun? Benim sevgilim biraz meraklıdır da. Hatta şimdi hazır ol, kaçta döneceğini soracak. Bak. Vallahi nasıl tanımış beni. Aynen öyle. Kaçta gelecekler? Akşam bulur ama gelecekler mutlaka. Merve zaten eğlenceyi kaçırmaz. Oh, süper, iyi. Hadi geçmiş olsun, rahat olun. Benim davetlimsiniz artık.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Barış Bey, gördünüz mü? Teo kızı bulmuş. Teo o yüzden kıstıramadı demek ki kızı. Hala peşinde dolanıyor. O zaman akşam Merve geldiğinde Teo da peşinde olacak. Bugün yolda yakalayamazsa evet. Çok geçmiş olsun. Bakın şurada minderler var. Oraya götürün sevgilinizi. Yani bacağını uzatsa iyi olur. Siz iğneyi çıkardınız değil mi? Ne? İğne mi var bir de? Tamam ben hallederim. Korkma. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Tut bakayım. Gel kucağıma. Olmaz. Hayır hayır. Yok ben tek ayak giderim. Taşımayın artık. Olmaz. Sonra bu ne biçim sevgili deyip vermezler seni bana. Hadi gel. Hadi sevgilim gel kucağıma bakayım. Hadi sevgilim hop. Otur buraya sevgilim. Ay. Teşekkürler sevgilim. Aslı kaşıma. Biraz bastıracağım. Canın acıyabilir. Olsun. Önemli değil. Tamam çıktı yine. İlaç olsa daha iyiydi tabii ama sirkede antiseptiktir. Biraz buz tut üstüne. Sağ olun. Telefon çekmiyor. Demek ki biz o yüzden ulaşamadık Teo'ya dün. Ne yapıyoruz şimdi Barış Bey? En mantıklısı beklemek. Teo buraya ya kızla birlikte gelecek ya da kızın kaybolduğunu öğreneceğiz. Hem zaten sen de yürüyemiyorsun. Gelirlerse yardımcı oluruz belki. Yani biz arkadaşlarını oyalarız. Teo da kızı alır. Oh! Gerçekten içim rahatladı aslında. Barış Bey. Hı. Siz gerçekten bu kadar sıkıntıya bir müvekkiliniz için mi katlanıyorsunuz? Yani bana kişisel bir mesele gibi geldi de. Şu kızı bir konuşturalım. Sana her şeyi anlatacağım Aslı. Gerçekten mi? Söz. Ya sana şunu yaptığım için ben senden daha rahatsızım. Bak, sana zarar vermeyeceğim. Ama sen de suçunu itiraf edeceksin, tamam mı? Sakin ol. Hırsızlıklarını koy bir kenara. Çaldığın arabayla küçücük bir çocuğa çarptın sen. Şimdi önünde iki tane seçenek var. Bir, seninle beraber o çocuğun ailesinin yanına gideceğiz. Suçunu itiraf edeceksin. Şikayetçi olup olmamaya onlar karar verecek ki benim sana tavsiyem budur. İki, buradan doğruca savcılığa gideceğiz. Sana suçunu o itiraf ettirecek. Sonra olanlara ben karışmam. Anne. Ben artık ana kuzusu olmayacağım.
Ama gene de senin oğlun olacağım ki. Kızma bana ya, ne olur. Çok seviyorum ben seni. Ben de seni çok seviyorum kuzum benim. Hiç kızar mıyım ben sana? Hem adam olmak kötü bir şey değil ki zaten. Değil mi? Yok oğlum. Tabii ki değil. Ama arada kuzu olursun değil mi? Kuzu? He, olurum anne, olurum. Arada senin için kuzu olurum. Aferin benim oğluşuma. O zaman bir deneme yapalım. Sen şimdi beni burada tek bırak. Bakalım yapabiliyor muyum ben? Ay paşam ya. Sen valizini bile tek başına hazırlayamıyorsun. Nasıl olacak o iş ha? Hazırlama işte anne ya. Hazırlama. Ah sen de biz bir Amerika'ya gidelim. Ben seni böyle yavaş yavaş alıştırırım. Tamam mı canım? Merhaba. Ay çok büyük geçmiş olsun, ne oldu size? Önemli bir şey değil canım. Geç otur hadi. Evet, sen uzun zamandır Barış'ın yanındasın. Demek ki iyi bir sekretersin. Estağfurullah, yok yani o kadar şey değil de tabii. Öyle öyle. Anlat bakalım. Oralarda neler oluyor? Ne gibi? Barış'ın yeni bir şoförü var. O nasıl bir kızcağız? Ha, Aslı. Ay süper bir kız. Da siz niye sordunuz? İzin verirsen önce ben sorularımı bitireyim. Şimdi Barış onu nereden buldu? İşe nasıl başladı? Hadi bildiklerini anlat bakalım. O mevzu çok olaylı Cayda Hanım. Aslı bir gün geldi, ofisi bastı. Böyle bağıra çağıra Barış Bey'i çıkardı odasından. Hararetli tartışmalar, kavgalar. Sonra çekti gitti. Ay canım, bu sefer süt dökmüş kedi gibi tabii. Oturup konuştular Barış Bey'le. Sonra bir baktık şoför olmuş. Peki Barış'la arası nasıl? Ya, vallahi çok iyiler. Barış Bey çok seviyor. Sahip çıkıyor ona. Ay ne güzel, ne güzel, ne tatlıymış. Ya insan bir tane hata yapmaz mı canım? Ne bir usulsüzlük, ne bir şaibeli karar, ne bir abuk subuk şahit. Hayret yani. Bu nasıl avukatlık canım? Hiç. Yani insanın sicili bu kadar mı temiz olur? Mafya Bilal'in dosyası. Hani kanıtları çaldırmıştı da sizin sayenizde çözülmüştü iş. Ben olmasaydım ortada kalmıştı öyle. Bilal. Bana bulaşmak için her şeyi yapar o aşkı ya. Evet anladım ben onu. Bana bile şantaj yapmaya kalktı. Aa. Öyle mi? Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Sana neyle ilgili şantaj yaptın? Boş ver. Hayır sen çok titiz çalışırsın yani nasıl bir açılım yakalamış olabilir ki? Yok zaten merak etme. Sıdıka buldum. İnanamıyorum bu daha önce benim nasıl aklıma gelmedi? Ne buldun Zilayda Hanım? Bilal daha önce Barış'a şantaj yapmıştı. İyi de bunun şoför kızla ne alakası var? Onu da Bilal'den öğreneceğiz. Hadi çabuk git yerini öğren. Evet, biraz da İlayda'yı anlat bakalım. İlayda Hanım tabii. Barış Bey'in ortağı kendisi. Hadi ama çekinme kızım, anlatabilirsin. Cahide Hanım, biz ona pek alışamadık. Niye? Biz şimdi böyle aile gibiyiz, sıcak, samimi falan. O soğuk, buzdolabı gibi, mesafeli. Ters yani ondan. Anladım. Peki Barış'la arası nasıl? Çok büyük kavga ettiler bugün. Barış Bey bir bağırdı. Sebep?
Asya taktı kafayı. Barış Bey'in de burasına kadar geldi tabii. Tuttu kolundan, soktu odaya. Kızdı da kızdı böyle İlayda Hanım. Kıpkırmızı bir suratla çıktı odadan. Aslı yüzünden demek ki. Ha. Yok, Aslı'nın işi yok. Dergideki haber yüzünden. Suçladı kızcağızı. Anladım kızım, anladım. Tamam. Şimdi Şirin'cim, sen bundan sonra benim şirketteki gözüm kulağımsın. Ama... Ay çok pardon. Ceylan, özür dilerim. Özür dilerim ama Barış Bey'in bir numaralı kuralıdır. Ofiste olan ofiste kalır. Ve ben patronuma karşı gelemem. O benim patronum. Ama ben de onun patronuyum kızım. Değil mi? Yine ofiste olan ofiste kalacak. Sen hiç merak etme. Hiçbir şeycik olmaz. Karşı gelmiş sayılmazsın. Biz aynı taraftayız. Sence ben onun kötülüğünü ister miyim ha? Kötü insanlara benzemiyorlar ya. Evet evet. Bunlar temiz insanlar belli. Merve'nin suçlu tayfasından değiller. Biz geldik. Evet. Hadi oyun oynuyoruz. Siz de katılıyorsunuz. Yok biz almayalım sağ olun. Alalım alalım. Ayrı kutu gibi durmayalım Barış Bey. Aslı, arkadaş edinmeye gelmedik buraya. İş çıkarma başımıza. Ya bekleyeceğiz zaten biraz. Kesin böyle sessiz sinema falandır. Oynayalım işte. İyi sen oyna o zaman. Aşk olsun. Tamam. Of. Oynuyoruz. Ne oynuyoruz? En aşık çift oyunu. Şimdi kura'dan çıkan çift herkesin içinde birbirine ne kadar aşık olduğunu anlatacak. Ne? Al, oyna hadi. Tamam vazgeçtik biz. Siz güzel güzel aranızda oynayın işte. Oh ne güzel. Hadi bakalım hadi. Hayır, oyun bozanlık yapmak yok. Neydi isimleriniz? Aslı ile Barış. Barış Bey ne yapıyorsunuz? İlla oynamak istemiyor muydun? Oyna işte. Hem bu çekingenliğini dağıt artık. Sevgiliyiz biz, değil mi? Barış Bey, ya isminiz çıkarsa? İyi ya. Her şeye böyle balıklama atlamamayı öğrenirsin. Ya Barış Bey. Tamam tamam, korkma. Nereden çıkacak bizim ismimiz? Evet, çekiyorum. Hadi bakalım. Ulaş ve Burcu. Ya bizim adımızı kim yazdı ya? Biz olmayacaktık ki. Evet, biz gece oynayacağız. Büyüsü bozulmasın. Şimdi ben çekiyorum. Aslı ile Barış. Hadi birbirinizin gözlerine bakıp aşkınızı anlatın. Ya ne yaptınız? Ne anlatacağım ben şimdi? Vallahi ben de merak ediyorum Aslı. Anlat bakalım hadi. Çok kötüsün. Hadi Aslı, Barış'ın gözlerine bak şimdi. Mesela aşık olduğunu ilk ne zaman anladın? Oradan başla. Neden böyle bakıyorsun bana? Sevdiğimi duymak ister gibi. Sever gibi. Git diyorsun ama kal dermiş gibi. Bir oyun içinde harcanacak kadar basit bir şey mi bunu söylemek? Ne duymayı bekliyorsun benden? Thank you.
kadar zor mu gerçekten? Hadi Aslı. Söyle. Boz oynadığımız bu oyunu. Yapamam. Senin kadar hafif alamam. Neden zorluyorsun? Ne istiyorsun benden? Neden sırlarıma eşeliyorsun? Okulumla ilgileniyorsun. Beni koruyorsun. Neden? Patronumsun sen benim. Abarttım ben. Kusura bakma. Bazen insanı çok zorluyorsunuz. Ne olduğunu bilmeden oyuna dalan sendin Aslı. Öğrendikten sonra sürdüren de sizsiniz. Yapmayın dediğim halde üstüme geldiniz. Zaten bu huy oldu sizde. Okul konusunda da aynı şeyi yaptınız. Ne yapmışım Aslı ben? Gidip sırrımı öğrendiniz, sonra da üstünde baskı kurdunuz. Okumak falan istemiyorum ben. Kararıma saygı duymanız gerekmez mi Barış Bey? Aslı o senin kararın değil. Korkun. Her ne olmuşsa artık istemeye korkuyorsun. Hayatıma girdiğiniz yetmedi. Şimdi de beynime mi girmeye çalışıyorsunuz? Sırlarımı eşeliyorsunuz. Geleceğime karışıyorsunuz. Siz benim hayatıma elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz. Ama ben sizinkine bir adım bile atamıyorum. Bana sadece canınızın istediği kadarını gösteriyorsunuz. Benim sizi araştıracak dedektiflerim yoktur. Aslı yeter. Fazla abarttın. Bak yine aynı şeyi yapıyorsunuz, gördünüz mü? Sizin hayatınıza bir parça dokununca Aslı tamam ama Barış Bey tamam yok. Aslı yeter. Saçma bir oyundan nerelere geldin? Madem o kadar saçma, basit siz yapın o zaman. Hadi Barış Bey gözlerimin içine bakıp anlatın yalandan aşkınızı. Siz yaparsınız Barış Bey, yapın. Kusura bakma, biz tatsız bir meseleye yol açtık galiba. Yok, sizle alakalı değil. Bizlik bir sıkıntı. Onu anladık canım. Abi, kadınlarla ilgili öğrendiğim tek bir şey varsa o da ne diyorsa aslında tam tersini düşünüyordur. Keşke o kadar basit olsa. Sana bir sır vereyim mi? Evlenmekten ödüm kopuyor. O yüzden mi üç gün üç gece düğün yapıyorsun? Aşığım abi kıza, ne yapayım? Ama evlilik ya. 35 yıl bir başıma yaşamışım yani, anlıyor musun? Alo Aslı. Söyle kızım. Ha anne, ben Ada Pazarı'ndayım. Barış Bey'i getirdim. Şimdi sana bir şey diyeceğim ama telaş etme, tamam mı? Şimdi ettim bak. Ne oldu, hayırdır? Ya bizim Teo var ya, o bir iş için buraya gelmişti. Ama ona ulaşamıyoruz yani, onu arıyoruz.
Kızım kaza maza olmasın ha, Allah korusun. Hastanelere sorsaydınız. Ailesine, annesine falan haber verseydiniz kızım. Anneciğim, izini bulduk sayılır. Ama şu an bekliyoruz. Şimdi burada telefon çekmiyor. Gece de geç gelebilirim, o yüzden merak etmeyin diye aradım. Şimdi bak, merak etme deyince merak ettim ben. Bak işte okula dönsen hiç bunlar olmayacak, gördün mü? Anne şimdi sırası mı? Tamam kızım, tamam. Hadi haber ver bana, saat başı haber ver ama. Anne çekmiyor diyorum, ta nereye yürüdüm ya? Tamam o zaman, saat başı yürü Aslı. Merak ettirme kızım beni. Hadi annem, üzme beni, hadi yavrum, hadi kızım. Peki anne, peki, hadi. Neredeymiş Bilal, öğrenebildin mi yerine? Maalesef İlayda Hanım. Çeksenit usulsüzlüğü yüzünden hakkında açılan davalardan dolayı yurt dışına kaçmış. Davalar düşene kadar da dönmez diyorlar. Neyse, olsun canım. Biz de bekleriz. Sonuçta dönmeyecek mi? Sıdıka, sen şu davaları bir incele bakalım. Bir, belki karşılıklı birbirimize bir faydamız olur. Daha çabuk dönmesini sağlarız. İlgileniyorum hemen. Yalnız Barış Bey sizin bu davayı aldığınızı öğrenirse sorun çıkabilir. O zaman öğrenmesin Sıdıka. Kesinlikle İlayda Hanım. Hem ayrıca suçlu ya da değil, herkesin savunulmaya hakkı vardır. Boşuna Nisan'la takılmıyordu onlar. O Nisan cadısı kızı bana nasıl savundu görmen lazım. Kesin aralarında bir şey var. Kesin. Öğreneceğiz. Ya evlilik aşkı bitirirse, ya heyecanı kalmazsa. Akşamları televizyon izleyip konuşmayan çiftlere dönersek ölürüz biz ya. Yok, ölmüyorsunuz. Boşanıyorsunuz. Ne kadar kolay söyledin öyle. Boşanma avukatıyım ben. Yapma ya. Ben bir Aslı'ya bakayım. Sizin evlilik ne zaman? Sana bir sır vereyim mi? Evlenmeyeyim değil mi ben? Kaçayım buradan. Yok, kaçma. Benim bunca zaman boşanan çiftlerden gördüğüm tek bir şey var. Birbirleriyle değil, başkalarıyla konuşmaya başlıyorlar. Hayatında ne olursa olsun önce karını anlat. Hadi ya. Şimdi seninle evlenmeye korkuyorum desem bozulur kız. Ama en azından dürüst olmuş olursun. O zaman bir şekilde çıkar yolu bulunuyor. Dürüst olmazsan baştan kaybediyorsun. Abi sen çoktan çözmüşsün meseleyi. Siz niye evlenmiyorsunuz hala? Biz baştan kaybettik. Şimdi neyi kazanırız? Onun peşindeyiz. Ay ben tam evlilik insanıymışım ya. Aşkın o ilk fırtınalı zamanları var ya, o kadar yordu ki beni. Peki, aşık olduğunuzda, yani birbirinize nasıl açıldınız? Hemen söylediniz mi? Dalga mı geçiyorsun? Ulaş'ın hislerini değil, bana kendine bile itiraf etmesi aylarını aldı. Neden? Ne bileyim, bunu böyle ölümcül hastalık falan sanıyorlar galiba. Yakalandıklarını kabul etmemek için sonuna kadar savaşıyorlar. Peki sen ne yaptın? Ne yapacağım? İpleri elime aldım. İlk itirafı ben yaptım. Geçtim karşısına. Oğlum bak dedim. Ben sana aşığım dedim. Varsa cesaretin gel dedim. Ama siz düğün organizasyonu yaptığınıza göre bu evreleri geçmişsiniz çoktan. Ha evet evet. Ya ben sizi merak ettim. Çok tatlı bir çiftsiniz. Ya siz de çok tatlısınız. Ya işte sıradan aşk insanı konuşturuyor da gerçek aşk insanı susturuyor. Siz o yüzden konuşmadınız. Gözleriniz anlattı her şeyi. Ben uzun zamandır birbirine böyle bakan aşık görmemiştim.